Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, AYT fizik konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz arkadaşlar Newton'un hareket yasalarından sürtünme kuvvetiyle devam edelim. Şimdi burada sürtünme kuvveti tabii ki nedir? Sürtünme kuvveti cismi hareket etmeye başladığı zaman cismi engellemeye çalışan, zorlamaya çalışan etkiye biz sürtünme kuvveti olarak söyleyeceğiz. Sürtünme kuvveti tabii ki nerede geçerli? Hem katılarda, hem sıvılarda, hem de gazlarda geçerli. Hepsinde bir mutlaka bir sürtünme vardır. Bazı durumlarda biz sürtünmeleri ne yapıyoruz arkadaşlar? İhmal edebiliyoruz. Evet, sürtünme kuvvetinin genel olarak formülü nedir? Fc işte K çarpı N. Yani K burada nedir? K arkadaşlar burada sürtünme neyi? Sürtünme kat sayısı. N nedir? N tabii ki tepki kuvveti. Biz tepki kuvvetini bahsetmiştik. Tepki kuvveti neydi? En tepki kuvveti yüzeye etkileyen ne kuvvetiydi arkadaşlar? Dik kuvvet olduğunu özellikle ne yapalım? Burada belirtelim. Şimdi tabii ki sürtünme kuvvetinin birimi burada arkadaşlar bir kuvvet olduğu için Newton'dur. Sürtünme kat sayısı K'dır. Sürtünme kat sayısı neye bağlı? Yüzeyin cinsine bağlı. En de tepki kuvveti olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Sürtünme kuvveti çoğunlukla harekete zıt yöndedir. Bakın çoğunlukla demiş. Demek ki her zaman harekete zıt olmayabiliyor. O zaman fakat bazen hareketli aynı yönde olduğu durumda vardır. Bu ileride anlatılacak demiş arkadaşlar. Ama biz burada ne yapalım? Anlatalım. Şimdi şöyle diyelim. Gördüğünüz gibi M kütle cisim V hızla gittiği zaman burada tabii ki sürtünme kuvveti her zaman hız vektörüne, yani hareket yönünü belirleyen hız vektörüdür. O zaman sürtünme kuvveti ne tarafa? Burada bu tarafa olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada hem hız vektörü var hem kuvvet bu tarafa. Her zaman sürtünme kuvveti hız vektörüne terstir. Çünkü hareket yönünü belirleyen hız vektörüdür. Burada kuvvet sağa, hız vektörü sola. Hareket yönünü belirleyen hız vektörü olduğu için sürtünme yine arkadaşlar bu tarafa. Dönen cisimlerde ise bakın burada ne yapıyor? Cismin dönme yönü bu tarafa ama ilerleme yönü bu tarafa. O zaman sürtünme kuvveti ne oldu? Yani ilerleme yönüyle aynı ama dönme yönüne ters oldu. Demek ki burada sürtünme kuvveti hareket yönü aynı olmuş oldu. Ancak dönen cisimlerde özellikle çembersel hareket konusunu anlatıyoruz. Burada cisim dönerken içeri doğru ne oluşuyor arkadaşlar? Şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti oluşuyor. O zaman hız vektörüne dik oldu. O zaman sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne ters demek yanlış. Şu durumdayken hareket yönüne ters. Bu durumdayken yine hız vektörüne ters. Yine gördüğünüz gibi hep hız vektörüne ters. Ama burada ilerleme yönüyle ne yaptı? Sürtünme kuvveti aynı yönlü oldu. Ama burada ise sürtünme kuvveti hız vektörüne nasıl oldu arkadaşlar? 90 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi geldik. Burada bir sorumuz var. O sorumuzu çözmeye çalışalım. Kinetik sürtünme kastası 0,2 olan yatay düzlemde bulunan 4 kilogram kütleli cisim 2 kilogram kütleli cisme bağlandıktan sonra serbest bırakılıyor. Cismin ivmesi kaçtır? Hemen arkadaşlar burada kuvvetleri göstermekle başlayalım. Aşağı doğru bir mg'miz var. Burada da aşağı doğru mg'miz var. Bunların değerini yazarsak buradan kaç geldi? 20 Newton. Buradan kaç geldi? 40 Newton. Hareket ne tarafa? Bu tarafa doğru gider. O zaman alttan ne oluyor arkadaşlar? Şu alttan ters yönde cismin gitmesini engelleyen bir kuvvet oluşuyor. Biz bu kuvvete ne diyoruz? Sürtünme kuvveti diyoruz. Hemen sürtünme kuvvetinin değerini hesaplayalım. Sürtünme kuvveti K çarpı N değil midir? N burada nedir? N burada arkadaşlar kaç Newton? 40 Newton değil mi? Hemen değerini yazarsak o zaman K'mızı soruda vermiş mi? Bakın burada vermiş. 0,2 T. Tepkimize 40 olacağını sürtünme kuvveti kaç yaptı? 8 Newton yaptı. Hemen sürtünme kuvvetini burada yazdık. O zaman sistemin ivmesini hemen yazalım. F net eşittir M toplam çarpı diyeceğiz. Bu tarafa 20 çekiyor. Bu tarafa sürtünme gitme diyor. O zaman 20'den 8'i çıkardık. Toplam kütle 4 artı 2 çarpı A diyeceğiz. Yani sistem ivmesi bulurken bütün kütleler almamız lazım. 12 eşittir 6 A dersek A'mız buradan 2 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Evet, şimdi geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. 2 kilogram kütleli cisim zemin arasındaki kinetik sürtünme kastası 0,7'dir. Sistem serbest bırakıldığında ipteki girme kuvveti kaçtır? Evet, yine arkadaşlar kuvvetleri göstermekle başlayayım. Aşağıya 60 Newton'umuz var, 10 Newton'umuz var, 20 Newton'umuz var. Hemen bunların değerlerini yazalım. 60 Newton burada, 20 Newton burada. Burada da arkadaşlar 10 Newton'umuz var. Şimdi 60 20'den büyük olduğu için hareket yönümüz ne tarafa? Bu tarafı olduğunu biliyoruz. O zaman şuradaki sürtünme ne olacak? Harekete ters olacak. O zaman sürtünmemiz de bu tarafı olduğunu biliyoruz.
Hemen arkadaşlar sürtünmemizi bir hesaplayalım. Sürtünme neydi? K çarpı N. K'yı vermiş mi? Vermiş. 0.7. N'miz ne? N'miz burada nedir arkadaşlar? Yüzeye tepki yapan kuvvet burada. N'miz o zaman burada 20'dir. Hemen şuraya 20 yazalım. Şimdi 0.7 çarpı 20'den Fs ne yapar burada? 14 Newton yapmaz mı? Hemen buraya 14'ümüzü yazalım. Hemen denklemimizi yazalım arkadaşlar. F net eşittir M çarpı A. M toplam çarpı A. Şimdi 60 bu tarafa doğru çekiyor. Ters tarafa çeken kuvvetler bir 10 var, bir 14 var. O zaman 10, 14 daha 24 yapar. Toplam kütlemiz 1 burada, 2 burada, 6 da burada var arkadaşlar. Çarpı A diyelim. O zaman 60'dan 24 çıkarsa kaç kalır buradan? Tabii ki 36. 36 eşittir 10 çarpı A diyelim. A'mız buradan 3,6 metre bölü saniye kare oldu. Bir de T'yi sormuş. Burada T'nin yönünü hemen şöyle göstereyim, yukarı doğru çeker. Hareket yönünün tarafı bu tarafaydı. O zaman şunlara şuraya yazalım. T'yi 60'ı yazalım. Hareket yönümüz aşağı doğru olduğunu biliyoruz. Ve 60'ın T'den büyük olduğunu burada anlamış oluyoruz. Yine F net işleme yazdığımız zaman 60 eksi T eşittir. Bunun kütlesi ne kadar? 6 kilogram. Çünkü buradaki T'yi sorduğu için yazdık. 6 çarpı 3,6. Buradan 60 eksi T eşittir. Buradan 3,6'ya çarparsak. Evet, burada 6 çarpı 3,6 21,6. 60'tan o zaman 21,6'yı çıkardığımız zaman T'yi burada ne buluruz? T'yi şöyle buluruz. 38,4 olarak hesaplamış oluruz. Demek ki yaptığımız olay yine aynı şeyler. Kuvvetleri göstermekle başladık. Sürtünmeyi hesapladık. Hareket sağa doğru 60, ondan büyük olduğu için bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet, geldik başka bir sorumuza. Kinetik sürtünme katsayısı 0,5 olan eğik düzlemde cisimler serbest bırakılıyor. Cisimlerin ivmesinin büyüklüğü kaçtır? Yine arkadaşlar kuvvetleri göstermekle başlayalım. Buradan bir 10 mg'miz var. Buradan 5 mg'miz var. Hemen değerlerini yazalım arkadaşlar. Buradan 100 mg'lik bir değerimiz var. Buradan da 5 mg'ye olsak o zaman 50 mg'lik bir ağırlığımız var. Burada arkadaşlar hemen bileşenleri göstermekle başlayalım. Bu tarafa bileşeni var. Bir de bu tarafa bileşeni var. Bunları hemen yazarsak nasıl yazarız? Şurası her zaman sinüstür. 50 m çarpı sinüs 53. Sinüs 53 değeri kaç? Tabii ki 0,8. 0,8'i çarparsak 50 kere 0,8 o zaman bu tarafa 40 m yaptı. Bunu da arkadaşlar kosinüsten buluyoruz. 50 m çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 0,6'dır. 0,6'da 50 çarparsak burası 30 m olur. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki sürtünme varmış. Şimdi dikkat edersen bu tarafa 40 m çekiyor. Bu tarafa 100 m çekiyor. O zaman hareket yönümüz ne tarafa? Şu tarafa olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman sürtünme ne tarafa dediğimiz zaman sürtünme kuvveti harekete ters yönde. Yani şu tarafa bir sürtünme kuvvetimiz var. Bu sürtünme kuvvetimiz Fs diye yazalım. O zaman sürtünme kuvveti ayrıca hesaplayalım. Fs neydi? K çarpı neydi? Fs'yi soruda vermiş mi? Soruda vermiş. Gördüğünüz 0,5. Burada tepki kuvveti nedir? Tepki kuvveti, yüzey etkenin tepki kuvveti şuradaki arka 30 m diyeceğiz. Çünkü yüzey etkeden dik kuvvet değil miydi? 30 m. O zaman şuraya hemen 30 m'i yazdığımız zaman sürtünme kuvvetimiz kaç bulduk? 15 m bulduk. Hemen bunu da buraya yazalım. O zaman bunları buraya yazalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir ivmemizi hemen bulalım. Ne oldu? F net eşittir M çarpı A diyelim. Şimdi bu tarafa çeken bir 100 M'lik kuvvetimiz var. Bu tarafa çeken oldu. Diğer tarafa çekene bakalım. Şimdi 15 M buradan çekiyor. 40 M de buradan çekiyor. Toplam 55 M çekti. Toplam kütle 15 daha ne yapar? 15 M çarpı A. İşlemimizi hemen yaptığımız zaman 100 M'den 55 M çıktı. Ne kaldı? 45 M kaldı. 15 m çarpı a, m'ler ne yaptı gitti. A'mız buradan 3 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Şimdi biz arkadaşlar ipi sorarsa ne yapacağız? İpi sorarsa şöyle yapalım. Hemen bu ip girmesi buradan gösterelim. İpi şuradan gösterelim arkadaşlar. Burası kaçtı? Aşağı doğru. Burada 40 m vardı arkadaşlar. Bir de buradan ne vardı? Sürtünme 15 m vardı. Buradan yapabiliriz. O zaman T eksi 15, 40 daha ne yapar? 55 M olur. 5 M çarpı 3 diyelim. Buradan T eşittir 55 M eşittir 15 M dersek. Bunu bu tarafa atarsak T ne oldu arkadaşlar? Buradan 70 M'lik bir değer olmuş oluyor. Demek ki sadece buradan yapabiliriz. Şuradan da yapabilirdik arkadaşlar istesek. Nasıl yapardık?
Buradan yapsak 100m eksi t eşittir 10m çarpı kütlemiz 3'tü buradan. O zaman ne yapar? T eşittir buradan yine. Her türlü arkadaşlar 70m. Çünkü 100'den 30 çıkarsa 70m olup bulmuş oluruz. Demek bu ister buradan bulabiliriz. 100m eksi t eşittir 10 çarpı 3m. İstersek arkadaşlar t'yi buradan bulma şansımız vardır. Evet, geldik arkadaşlar, çıkmış bir sorumuz var. Sorumuz şöyle: eşit kütleli xy cisimleri eğim açısı 37 derece olan eğik cüzdanımız üzerinde şekilde gibi tutulmaktadır. X cismi sürtünmesiz, y cismi sürtünmelidir. Y cismi ile eğik cüzdan arasındaki sürtünme katı 0,5'tir. Yani cisimler serbest bırakılıp harekete başlayan bu cisimlerin eğik cüzdanındaki ortak ivmesi kaçtır demiş. Şimdi dikkat edersen arkadaşlar, y cisminin burada sürtünmeli olduğunu söylemiş. X cismi sürtünmesi. Demek ki arkadaşlar y cismi fren yapıyor ve x de beraber ortak gittiğini söylemiş. Şimdi burada yine arkadaşlar kuvvetleri göstermekle başlayalım. Şimdi burada özdeşleşin her bir arkadaşlar m alalım. O zaman her birinin ağırlığını şöyle aşağı doğru gösterelim. O zaman her birinin ağırlığı eşit kütle olduğu için buna m diyelim. Buna da m diyelim. O zaman buna mg olsun. 10m olsun. Bunun da 10m olsun. Hemen bunun kuvvetlerini gösterdiğimiz zaman bunun bu tarafa bir kolu var. Bunun da bu tarafa kolu var. Bunun da bileşeni var. Bunun da bu tarafa bileşeni var arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek bulduğumuz zaman burası sinüstü 10m çarpı sin 37. Buradan da 10m çarpı sin 37. Buradan kaşa 10m çarpı kosinüs 37 yazacağız. Buradan da 10m çarpı kosinüs 37. Şimdi sürtünme kimde var? Sürtünme öndekinde olduğu için bunu almamıza gerek yok. Bunu o zaman burada tepkisini almamız gerekiyor. Sürtünmeyi kullanacağız. O zaman bu 10m çarpı kosinüs 37 0,8'dir. Burası ne yapar? 8m yapar. O zaman tepkisi 8m arkadaşlar. Bunları buraya temize çekelim isterseniz. Şimdi burası 0,6 yazarsak 0,6 çarpı 10m ne yapar? Burada 6m'lik kuvvet olur. Buraya yine 0,6 yazarsak 0,6 çarpı 10'dan arkadaşlar 6m geldi. Buradan bunun neyi vardı? Şuradan gördüğünüz gibi 8m'lik bir kuvveti var. Bu bunun niye arkadaşlar? Burada tepki kuvveti olduğunu biliyor. Sürtünme burada neydi? Tabii ki y cisminden var. Şimdi sürtünmeyi ayrıca hesaplayalım. Sürtünmenin formülü k çarpı n değil miydi? K'yı soruda vermiş 0,5. Evet, y'nin burada o zaman sürtünmesi tepkisi ne kadar? 8m. O zaman buradan sürtünme kuvvetini 4m olarak buluyoruz. O zaman hemen şuraya 4m'imizi yazalım. Bu tarafa çeken ne kadar m var? 12m var. O zaman hemen denklemimizi yazalım. F net eşittir m toplam çarpı 12m'lik aşağı çekiyor. Sürtünme nereye gidiyorsun diye geri çekiyor. Toplam kütle m birimden geldi çarpı a diyelim. 8m eşittir 2m çarpı a dersek m'ler giderse a'mız burada arkadaşlar 4 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Evet, geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle: sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan m, 2m, 3m kütleli cisimler şekil 1, şekil 2'de F kuvveti etkisinde hareket ediyor. Bu durumda yatay yola paralel olan ip girme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2, T3 ve T4'tür. Yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada bize tabii ki T3 girme kuvveti T1'den büyüktür. İp girme hakkında bir kıyas yapmaz. O zaman bu soruda şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Eğer hareket doğrusalsa kuvvetler çektikleri kütleye doğru antalı mantığıyla buradaki T1, T2, T3'ü rahatlıkla bulabiliriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. F kuvveti birinci şekilde ne kadar kütle çekiyor? 2, 3, 1 daha toplam 6m'lik bir kütle çekmiyor mu? O zaman T2 burada ne kadar kütleyi çekiyor arkadaşlar? T2 de burada toplam 4m'lik kütleyi çekiyor. T1 ne kadar burada 1m'lik kütleyi çekiyor. O zaman çektikleri kütlelerle kuvvetler nasıl doğru orantılı diyebiliriz. Aynı şekilde şekil ikinci cisme yine F kuvveti burada toplam 6m'lik bir kütleyi çekiyor. T4 burada kimi çekiyor arkadaşlar? Bu iki kuvveti çekiyor o zaman. Kütleyi çekiyor. T4 burada ne oldu? Toplam 3m'lik bir kütleyi çekmiş oldu. T3'ün çektiği değer ne kadar? T3'ün çektiği değer de arkadaşlar burada dikkat ederseniz 2m'lik kütleyi çekiyor. O zaman şıklara bakarak yorum yapalım. T3 T1'den büyüktür. T3 ifadesi T3 2m'i çekmiş. T1 de m'i çekmiş arkadaşlar. T3 T1'den büyüktür. O zaman bu ifadeyi doğru olarak kabul ederiz.
T2 ve T4 ip girme eşittir. T2 4M, T4 de 3M, o zaman eşit olmadığını burada görmüş oluyoruz. T2 ve T3'ün toplamı. Şimdi T2 hangisi? T2 arkadaşlar burada 4M. T3 ne kadar? T3'te arkadaşlar burada 2M. Bu ikisinin toplamı diyor. Yani bu ikisinin toplamı kaç oldu? 6M olmadı. 6M diyor. F kuvvetin büyüklüğüne eşit. Evet, F 6M'i çektiği için. O zaman bu da bununla doğrudur. O zaman cevabımızı burada 1 ve 3 olarak söylemiş oluruz. Demek ki arkadaşlar niye burada ivmeyi almadık? Çünkü hepsinde ivme aynı olduğu için ivmemizi hesaplarsak F bölü 6M olur. Şekil ikincide yaparsak yine F bölü 6M olur. Onun için ivmeler aynı olduğu için kuvvetleri çektikleri kütlelerle doğru orantı olarak söylemiş oluruz. Evet, geldik. Burada bir tane çıkmış sorumuz var. Sorumuz şöyle. Kütlesi 3 kilogram olan M cismi 53 derece açı yapacak şekilde F kuvvetliliğinde hareketsiz tutuluyor. Duvar ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 1 bölü 3 olduğuna göre cismin düşmemesi için uygulaması gereken F kuvvetinin en az diyormuş burada kaç Newton olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk hareket yine kuvvetleri göstermekle başlayalım. Aşağı ağırlığımızı gösterelim. Burada hemen bu tarafa doğru şu kadar bir üst tarafa doğru bir kolu F'imi de yukarı doğru kolu olmaz mı arkadaşlar? O zaman burada değerlerini gösterdiğimiz zaman aşağıya 3 kilogram 30 Newton oldu. Hemen bunu ne yapalım? Burada gösterelim arkadaşlar. Şurası nedir? Sinüs bileşeni. F çarpı 0,8. O zaman hemen şunu şuraya yazalım arkadaşlar. Aynısını taşıyalım. Şurası da kosinüs bileşeni olduğu için F çarpı 0,6'dır. Buraya da arkadaşlar F çarpı 0,6 yazalım. Şimdi burada F kuvvetinin en az olması ne demek? Yani en az olması için kuvvete yardımcı bir etki olması lazım. O zaman sürtünmenin burada yukarı olması gerekiyor. Neden? Çünkü sürtünme eğer yukarı yönlü olursa kuvvet ne olur? En az olur. Şimdi burada arkadaşlar o zaman sürtünmeyi ayrıca yazalım. Sürtünmenin formülü K çarpı N değil miydi? N nedir? Tepki. Tepki kuvveti nedir burada dediğimiz zaman? Tepki kuvveti duvara uygulanan dik kuvvettir. Tepki kuvveti o zaman F çarpı 0,6'ya eşittir. O zaman sürtünmeyi hesapla. K'mız burada 1 bölü 3. Tepkimiz de F çarpı 0,6. O zaman sürtünme kuvveti burada 0,2F olduğunu görmüş oluruz. O zaman buraya sürtünme kuvvetini 0,2 yazalım. O zaman yukarı 0,2'lik sürtünme var. F 0,8'de normal kuvvet var. Aşağı 30 var. Düşmemesi için bu iki kuvvetin bunu eşit olması lazım. 0,2F artı 0,8F eşittir 30 ise 0,2, 0,8'de F yapar. O zaman burada F değerimizin 30 Newton olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.